Merhabalar, Washington Gündemi Podcast'inin yeni sayısına hoş geldiniz. Bugün de SETA Washington DC'den Kadir Üstün, Kılıç Kanat ve Ozan Ahmet Çetin Amerikan siyasetini konuşacağız. Bugün iki başlığımız var. Bir yakın zamanda yapılan başkan yardımcısı adayları münazarasını konuşmak istiyoruz. Bir de genel olarak Orta Doğu'da hareketli bir gündem var. Amerika burada nerede duruyor politikasındaki süreklilik arz eden ve değişiklik unsurlarını konuşmak istiyoruz isterseniz önce hocam e, bu başkan yardımcısı münazarasından başlayalım. Kadir hocam sizin değerlendirmeniz nedir? Walls'la Vance'in münazarası nasıl geçti? Başkan adaylarının münazarasıyla bir mukayese de ederseniz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi başkan adayları arasında sadece bir tartışma oldu. İkincisi olmayacak gözüküyor. Trump e, Harris'in çağrılarına rağmen ikinci bir şeye gerek yok. Bazı eyaletlerde oy vermeye de başlandı biliyorsun. Ee, o yüzden bu başkan yardımcısı tartışması biraz daha önem kazandı e, nispeten. Tabi bu tartışmada enteresan bir iki nokta var. Ee, özellikle J.D. Vance'ın e, bayağı makul işte merkez sağ muhafazakar görünmeyi başarması ee, ve bunun bayağı bir tepki çekmesi demokratlar tarafından. Çünkü geçmişte Vance'in bayağı radikal söylemleri var. Ee, hem e, işte kürtajla ilgili veya işte Trump'ın 2020 seçimlerini kabul edip etmemesiyle ilgili falan. Ee, burada tabii şeyin genel olarak debate'i hani tartışmayı Vance'in kazandığı. Çünkü çok iyi konuştu, iyi cevaplar verdi. İşte... Ee, rakibine karşı gayet şeydi, hani başkanlık tartışmasından çok farklı olarak kişiselleştirmediler, konuları konuştular, Hala, hatta şöyle bir şakalar yapılıyor, aslında bu ikisi niye ülkeyi yönetmiyor? Birisi başkan, birisi başkan, yardımcısı adayı olsa keşke falan gibi ee, tırnak içinde geyikler var. Ee, tabii Waltz'ın performansı o kadar iyi değildi, tutuk gözüktü. Ee, böyle konuları izah etmeye çalıştı böyle uzun cevaplar verdi. Çinle ilişkisini Tiananmen Meydanı ile ilgili söylediği şeyleri izah etmekte zorlandı falan ama bir noktada işte şeyi sıkıştırmayı başardı JD Vance'in bu 2020'de Trump'ın seçimi seçim sonuçlarını kabul etmemesi meselesini gündeme getirerek yani Trump'ın hala o seçimlerin sonucunu kabul etme, sonucunu kabul etmemesini ve Vance'in de bunu hala desteklemesini e, ifşa etmiş oldu. Eee Tim Moss bunun değeri ne kadar yüksek? E, şöyle bir değeri var. Harris kampanyası işte reklam vermeye başladı zaten o tartışmanın o bölümünü özellikle. E, bakın bunlar seçim sonucunu gene kabul etmeyecek. Türkiye'yi tehlikeli bir yere götürüyorlar. Demokrasiye saygıları yok. Falan filan bu tür argümanları kullanmalarına izin verdi. Yani e, tartışmayı JD Vance kazandı ama e, Demokrat taraf için de e, hani vurucu videolara koyulabilecek bölümler vardı. Ama nihayetinde Amerikan siyasetinde Başkan yardımcılarının tartışması genelde e, çok etki etmiyor seçim sonuçlarına. E, biraz burada. JD Vance'in özellikle hedefinde daha merkeze yakın bağımsız seçmenlerin seçmenler vardı. Bunlara böyle daha makul gözükebildi. Trump'ın politikalarını daha işte siyasa diliyle makul bir dille anlatabildi, izah edebildi. Bu onun adına bir kazanç oldu. Evet Kılıç Hocam sizin değerlendirmeniz nasıl? Kadir Hocanın dediği gibi Vance'in bir hatta taktik olarak işte bu Trump'ın ideolojisi Make America Great Again pozisyonunu biraz terk ettiği münazara için söyleniyor. Ve bu dostane tavır biraz kazandırdı gibi bir hava da var. Siz ne diyorsunuz? Yani şöyle aslında e, bu tip tartışmalarda genel e, öncelik şu başkan yardımcıları tartışmalarında. Ana kampanyaya zarar vermeyecek, başkanın gündemini değiştirmeyecek ve oluşan mesela özellikle Tim Walz için Kamala Harris için oluşan pozitif algı ve pozitif trendi bozmayacak. Yani bir şekilde bir kazaya yol açmayacak bir performans gösterme beklentisi var ve aslında Ekim ayı çok kritik çünkü Ekim ayında yapılan hataların çok telafisi de olmuyor tartışmanın Ekim ayında olması iki başkan adayı için de stresli bir durum. Ama Tim Walz için yani Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı için Genelde performansı oldukça kendinden beklenilenden oldukça düşüktü. Bunda muhtemelen yanlış yapmamaya çalışma baskısı vardı üzerinde. Bu baskıyı herkes hissetti. Zaten hem beden diliyle hem sorulara cevap veriş şekliyle sanki orada olmak istemiyor. Orada olması sonucunda da e, hani toplantının biraz ön, bir an önce bitmesini istiyor havası vardı. Kendisiyle ilgili yapılan e, şimdiye kadar medyada çıkan haberler e, konusunda kampanyasının gerekli e, düzgün herkesin anlayabileceği cevapları hazırlamadığını da gördük burada. <laughs> Birkaç kritik konu ki bunların bir tanesi Kadir'in söylediği gibi Çin'le ilişkileri konusunda tam olarak hani herkesin anlayabileceği bir cevap veremedi. İran-İsrail ilk soruydu ve bu soruya cevap verirken de sürekli olarak İsrail ile İran'ı karıştırdı ve bu da bir kafa karışıklığına yol açtı. Dolayısıyla hani performans açısından oldukça düşüktü. Vans ise iyi hazırlanmıştı. İyi hazırlanmasının sebebi de bu onun için de son şanstı. Çünkü e, başkan yardımcısı adayı olduğundan beri aslında Trump kampanyasına bir nevi zarardan başka bir şey vermedi. E, aslında e, Vans özellikle kritik. Ne gibi bir zarar verdi bunu bir Yani açabilirim. iki, iki şey iki şey orada önemliydi. Birincisi kürtaj konusundaki tavrı. Trump bu konudaki tavrını yumuşatmaya çalışırken, oradaki kaybedilen kadın oylarını kazanmaya çalışırken, e, Vance'ın işte e, çocuğu olmayan kadınlara işte kedi kadın gibi e, böyle e, oldukça saldırgan bir ifadeyle bazı şeyler söylemesi, tabi Taylor, Taylor Swift de e, bu, bu bunu zaten e, hani temel alarak eleştirdi. Trump kampanyasını ve Harris'e destek verdi. Bu oldukça ciddi bir negatif atmosfer oluşturdu. Dikkat ederseniz o tabiri Trump'ın e, her ne kadar argo kullanmadaki rahatlığına rağmen Trump hiçbir zaman o tabiri kullanmadı. İkincisi de e, hani zararların ikincisi de e, Springfield'de, Ohio'da işte e, düzensiz göçle gelen göçmenlerin komşularının kedi ve köpeklerini yediği ile ilgili iddiayı ilk ortaya atanlardan birisi J.D. Vance. Bu çok sıradan bir Facebook accountunda ortaya çıktıktan sonra bunu hani ulusal kamuoyu gündemine getiren daha sonra Trump'ın ana tartışmada yani başkan adayları tartışmasında bunu söylemesine sebep olan ve kampanyanın da bu sebeple oldukça ciddi bir şekilde dalga konusu olmaya olmasına yol açan e, bir tutum sergiledi. Dolayısıyla hani tüm aslında fokus JD Vance üzerindeydi biraz. Bu kendisinin şo son şansı olduğu için o da stresli ama oldukça motive iyi hazırlanmış. Sorulara vereceği cevabı önceden çok ciddi e, karar vermiş bir şekilde çıktı. Belki de JD Vance'ın oradaki en önemli sıkıntılarından biri e, moderatörlerin birinin e, yine bu Springfield olayı aslında oradaki e, e, iddia ettiği bir şeyi e, J.D. Vance'ın aslında doğru olmadığını söylemesi e, üzerine J.D. Vance'ın kendisini tutamayıp hani fact-checked e, gerçeklik şeyi teyidi yapmayacaktık hani diyerek ona çıkışmasıydı. Bu onun için aslında hani demokratlar için de en önemli cümle J.D. Vance'ın bütün performansındaki en sıkıntılı durum buydu. Ama Tim Walz'dan her şekilde daha proaktif, daha dinamik ve enteresan biçimde daha iş bilir, daha e, yakın hani daha samimi ve e, hani e, uzun süredir aslında Trump'ın onun başkan yardımcısı yapma sebebi orta sınıf ve e, JD Vance'ın geçmişinin bu e, orta sınıfla çok kolay ilişki kurabilecek bir noktada olduğunu e, olmasıydı. Bu ilişkiyi de sanıyorum kurabildi e, tartışmada. Onun için kendisi açısından başarılı bir geceydi. Evet. Ee, dediğiniz gibi Vance gayet iyi hazırlanmıştı bugün de basına Bununla ilgili bazı haberler çıktı. Vance e, münazaraya hazırlanırken Minnesota'dan bir cumhuriyetçi temsilciyle hazırlanmış. Belki aksanı uygun evet. olsun diye. diye. E, Walls da aynı şekilde şeyle çalışmış. E, Ulaştırma Bakanı Buta çalışmış. Hı hı. Deneme münazarası yapmış. E, Kadir Hocam size gelelim tekrardan. Bu münazarada öne çıkan konulardan biri de e, göç meselesiydi. Walls biraz savunmacı kaldı bu e, tartışmada. İşte biz bununla ilgili Kongre'ye bir tasarı hazırlamıştık ama Trumpçılar e, bu tasarıyı öldürdüler, geçmesine mani oldular. Vance de gayet saldırgandı. Şöyle bir görünüm var bu hem münazara için sorabiliriz bunu hem de bu seçime giderkenki genel tablo için. E, 2024 başkanlık seçiminin taşıyıcı konusu göçtür diyebilir miyiz ya da siz başka bir temadır, kürtajdır vesaire diyebiliyor musunuz? En alıcı tartışma nedir şu anda? Şimdi üç tane e, ana mesele var aslında: ekonomi, göçmenlik ve kürtaj meselesi. E, ekonomi tabi e, sağı solu ortayı bağımsızları bütün seçmeni ilgilendiren genel bir şey. O yüzden e, bütün seçmen üzerinde bir etkisi var ama göçmenlikle kürtaj biraz daha ideolojik meseleler. Nerede durduğunuzla alakalı. Hani bunlar birbirini iptal ettirebilir güçte şeyler. Ama hani hangi seçim bölgesi olduğuna bağlı. İşte Kılıcın dediği Springfield, Ohio meselesi çok gündeme geldi. Orada Haitili göçmenler var. Aslında birçoğu da şey hani e, şey göçmen, illegal falan değil yani. E, e, ne, ne diyoruz ona işte siyasi iltica talebiyle şey yapılmış ama hani küçük bir şehir oranın nüfusunu çok artırmışlar işte bildiğimiz göçmenlik e, sorunları hani ev kiraları artmış e, falan belediye hizmetlerinde tıkanmalar var ama bir yandan da ekonomi bayağı bir canlanmış şimdi bu tür şehirler ve, ve kasabalarda göçmenlik meselesinin gündeme get getirilmesinin bir etkisi olacak ama bundan Amerika'nın her kasabası, her şehri aynı şekilde etkilenmiyor. Dolayısıyla onun etkisinin çok daha az olacağı bölgeler olabilir. Ee, onun dışında kürtaj meselesinin e, kadınlarda ve özellikle bu kadınlarda tabi sadece demokrat kadınlar değil, e, cumhuriyetçi kadınlar veya bağımsız kadınlarda da bir karşılığı olan bir mesele. E, burada da e, Trump'ın yumuşak karnı bunu izca etmekte zorlanıyor. Kılıç anlattı onu. O konuda pek girmemeye çalışıyordu. Veya işte Kürtaj'a ben e, e, belli durumlarda karşı değilim ama buna eğer der karar versin falan diye etrafından dolanarak cevap vermek istiyordu. Dediği gibi Vance bu konuda başına çok çorap ördü Trump'ın. Onları toparlamaya çalışıyorlar. Yani... ...göçmenlik meselesinde demokratlar... ...kendi başlarına çorap ördüler. Çünkü... E, ...son birkaç senede... E, ...Amerika'ya giren düzen... ...işte düzenli veya düzensiz... ...göçmen sayısı böyle 10 milyonu... ...falan buldu Biden döneminde. 3-3,5 senede. E, onu şimdi sıkılaştırdılar. Çok azaldı son aylarda. Ama hani biraz iş işten... ...geçti. Onlar da o konuda... ...cevap vermekte zorlanıyor. O yüzden... Tartışmada gördük işte şey sürekli e, göçmenlikten bahsetti. Vance Harris'i Harris'e saldırdı. Harris hatta Biden yönetimi demedi. Habire Harris yönetimi dedi. Harris'in de nasıl hani e, Meksika sınırı dosyasının onda olduğunu, bunun ne kadar kötü yönettiğini falan ona odaklanmaya çalıştı. Tim Walz da ö, Cumhuriyetçilerin yumuşak karnı olan Kürtaj'a habire yüklendi. E, Kürtaş konusunda şey yaptı ama en hani vurucu belki oyun değiştirici darbe işte şey seçim sonuçlarını kabul etmemek meselesi e, ama onun ne kadar etkisi olur bilmiyorum yani Trump'a verecek bir adam e, oyunu verecek biri için ya bu adam sonucu kabul etmez o yüzden vermeyeyim diye bir şey yok yani o yüzden e, ne kadar etkili olur bilinmez ama bağımsız seçmen arasında belki ya Trump'a verip şimdi yeni bir maceraya gitmeyelim e, diye düşünecek bir kitle o, olabilir. O yüzden e, göçmenlik önemli bir mesele. E, biraz e, mevcut yönetimin aleyhine yazan bir mesele. Ama e, işte kritik eyaletlerdeki e, göçmenlikten ne kadar etkileniyor o eyaletler, biraz onunla alakalı sonuçlar görebiliriz. Evet. Bu münazara başlığını ufak ufak kapatabiliriz. Zaten e, bu münazaranın bir önceki başkan yardımcısı münazarasına göre 2020'ye göre %20 oranında daha az kişi tarafından takip edildiği bilgisi var. Böyle kamuoyunda da genel olarak yani çok da etkili değil, dostlar alışverişte görsün gibi yapılmış bir münazara gibi de duruyor. İsterseniz ufak ufak bu Orta Doğu mevzusuna girelim Kılıç Hocam sizle. Eee Ortadoğu'da İsrail çatışma hattını genişletiyor, Amerika'yı da peşinden sürüklüyor. Yapacağını yapıyor. Amerika kaçınılmaz olarak İsrail'i destekliyor gibi bir durum var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika'nın politikasında bir önceki yayınımızdan bu yana bir değişiklik oldu mu? Böyle bir değişiklik hayal edilebilir mi? Ne diyorsunuz? Yani şimdi <laughs> bu Kriz başladığından beri özellikle seçim takvimi işlemeye başladığından beri son 6 aydır Amerika'da aynı paternde bir durum görüyoruz. Olay şu, İsrail Amerikan yardımıyla bölgede kullandığı şiddeti, kullandığı askeri gücü arttırıyor. Daha sorumsuzca kullanmaya devam ediyor ve bu kullanma sonucunda da... Amerika e, kamuoyunda çok ciddi bir şekilde İsrail'e verdiği askeri desteği de sürdürüyor. Beyaz Saray ve dışlerinden yapılan açıklamalar da bu desteğin süreceğini söylüyor. Ama ondan sonra bir gün sonra gazetelere bazı haber sızmaları yap yaparak işte ama Biden buna çok kızdı. İşte Biden Netanyahu ile arası çok iyi değil. Aynı şeyi e, dün son bir iki günde yaşıyoruz. İşte bugün Türkiye'de politikonun e, verdiği hani ona sızdırılan haberde bir de hep ayrı kaynaklar seçiliyor. Beyaz Saray'da işte görüşmeleri takip eden iki kişiye dayanılarak yazılan haberde aslında Biden'la Netanyahu'nun arasının çok kötü olduğu, Biden'ın e, ateşkes çağrılarına Netanyahu Biden'ın çağrılarına Netanyahu'nun uymadığı e, ve artık telefon görüşmelerinin neredeyse barışmalarla <laughs> sonuçlandığı şekilde haberler yayılıyor. Şimdi bu da aslında artık ilk etapta hani ilişkiler bozulduğunda biri bir anlamı vardı ama şu an için hani takip edenler bu paterni artık bildiği için artık çok da önemsemiyor. Ama son sızmalarda aslında hani kayda değer olan benim kayda değer olarak gördüğüm bir şey vardı. Ee, bu e, saldırıların hızlanmaya başladığı andan itibaren özellikle son 6-7 aydır şöyle bir e, hani neredeyse komplo teorisi olarak gibi görülen ama sık sık da e, ifade edilen ya da e, böyle e, hani hissettirilen bir duygu vardı. Netanyahu'nun bu politikalarının Biden'ın seçimi kaybetmesine yol açacağı onun için Netanyahu'nun Trump'a seçimi kazandırmaya çalıştığı konusunda. Dün yapılan sızıntıda aslında şöyle bir detay vardı. Biden, Netanyahu'nun bu askeri operasyonları İsrail'in güvenliği için değil, birincisi kendi siyasi kariyerini kurtarmak için, ikincisi de Trumpa seçimi kazandırmak için yaptığını düşünmeye başlamış Biden. Bunu işte konuyla ilgili bilgisi olan ama anonim kalmayı tercih eden İki kişi Beyaz Saray'dan medyaya sızdırmış. Şimdi e, bu durum aslında e, yepyeni bir dinamiği de ortaya koyuyor. Ve e, özellikle bunu daha önceki podcastlerde konuştuk salıncak eyaletlerde Orta Doğu kökenli e, seçmenlerin e, çok ciddi bir şekilde Biden-Harris yönetimine tepki gösterdiği ve neredeyse Trump'ı desteklemeye başladığı konusunda anketler ortaya çıkmıştı. Biden'ın adaylığından sonra Harris bunu bir nebze düzeltme, düzeltmeye çalışıyordu. Ama bu son gelişmelerden ve e, Amerika'nın desteğinin bu şekilde devam etmesinden sonra artık çok da e, hani Müslümanları Harris son bir ayda ne şekilde ikna edecek, onlara ne söyleyip oylarını alacak, bu ciddi bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Harris işte Michigan'da kendisi e, adaylıktan sonra hemen Michigan'a gidip eee katıldığı e, toplantıda Orta Doğu kökenli seçmenlerin Filistin konusunda protesto etmesi üzerine hani o zaman gidin Trump'a verin gibi hani Trump mı daha iyi benden gibi şeyler söyledi ama o da artık oradaki seçmeni ikna etmeye yetmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde eğer Biden ve Biden demek Harris kampanyası demek. Harris kampanyası da Netanyahu'nun demokratlara seçimi kaybettirmeye çalıştığı konusunda bir düşünce içerisine girerse daha farklı bir tutum alır mı? Bunu da göreceğiz. Çünkü bu Netanyahu'nun Amerikan seçimlerine ilk müdahalesi olmayacak bu doğruysa. 2012 yılında da İran nükleer anlaşmasının hemen öncesinde e Netanyahu Beyaz Saray daveti olmadan gelip kongrede bir konuşma yapıp Amerika yönetimini eleştirmiş. Dahası bu eleştiriler sonrasında da artık e, neredeyse Ramniye açık destek veren televizyonlarda mülakatlar yapmıştı. Dolayısıyla bu yeniden desteklemek olacak. Bunun bir diğer indirek yönü de şu Trump kampanyası ve Trump da son günlerde Do Orta Doğu'daki karışıklığa sürekli vurgu yaparak kendisinin başkan olması e, durumunda bu gibi olayların olmayacağını hatta Vance de söyledi bunu e, tartışmada. Trump'ın başkan olması durumunda Amerikan caydırıcılığının çok yüksek derecede olacağı için İran'ın böyle bir şeye cesaret edemeyeceğini dolayısıyla Amerika'nın o liderlik kapasitesini kaybettiğini e, söyleyerek Biden'ı eleştirmeye başladı bir de son ya, olarak söylediğinize buydu bitirin ona istinaden. Bir de son olarak şunu söylemek lazım hani bugün itibariyle Brent petrolde hani petrolde ham petrol fiyatları yüzde beş arttı Amerikan seçmeni için de bu petrol fiyatlarının artması psikolojik olarak son derece ciddi bir ekonomik olarak işlerin iyi gitmediği yolunda bir sinyal verir aslında Amerikan seçmenine. Bölgedeki krizin devam etmesi, çatışmaların devam etmesi e, bunu da artıracak ve bu %5 neden arttı derseniz bazı gazetelerde İsrail'in İran'daki petrol kuyularını e, hedef alabileceği yönünde çıkan haberler üzerine boğuldu. Evet. Dolayısıyla gerçek bir saldırı durumunda e, Amerikan'daki sıradan seçmenin hani... E, Bundan etkilenme boyutu petrol fiyatlarının geleceği noktada seçim sonuçlarını çok ciddi bir şekilde etkileyebilir. Hani Ekim sürprizi diye bir şey var aslında. Ekim'de ortaya çıkan bir olayın telafisinin zor olması. Ekim sürprizi eğer e, İsrail e, bu tip bir saldırı yapıp petrol fiyatları çok yüksek bir noktada olursa Amerika'daki ekonomik psikoloji içinde çok ciddi öneme olan bu durum seçmen davranışını da etkileyecektir. Trump olsaydı bu olmazdı gibi argümanlara farklı bir noktadan yaklaşan birilerini gördüm geçen sosyal medyada. Siz bu liderlik tarzlarını zaten çalıştığınız için ne dersiniz Siz de bir soralım onu. Diyorlar ki hani Biden ile Netanyahu'nun kişisel ilişkileri çok bozuk birbirlerine bağırıyorlar, çağırıyorlar, telefonu yüzüne kapatıyor vesaire. Trump bunu bu şekilde sürdürmezdi. Netanyahu onun sözünü dinlemediğinde Amerikan desteğini keserdi. O yüzden Trump'ın gelmesi bu kadar İsrailci görünmesine rağmen aslında sorunu İran'ı cezalandırma değil de İsrail'e de bu kadar kredi açmama açısından da bir sonuç doğurabilir deniyor. Trump'ın tarzından böyle bir şey beklemek lazım mı? Önce şunun altını çizelim. Bunu tam olarak kontrol edemeyiz ama belki e, hani... E... Benim Amerika'da bulunduğum süre içerisinde, belki son 20 sene içerisinde barış zamanı e, İsrail'e en büyük desteği veren başkan belki de Trump'tı. Hem Kudüs, Golan Tepeleri e, yapılan yardımların artırılması gibi savaş zamanında da e, sanıyorum Biden'dı. Dolayısıyla bahsettiğimiz iki başkan ikisi birbirinden daha fazla İsrail'e destek vermiş bir başkan Trump bunu yapabilir miydi? Şu, şunu göz önünde bulunduralım. Ee, hani özellikle Netanyahu Beyaz Saray'dan işaret almadığında biraz önce bahsettik 2012'de kongreye geldi. Dolayısıyla Amerika'da e, hani Trump evet kendisi bazen böyle çıkışlar yapabiliyor. Biz kendi bölgemizle de ilgili gördük ama buradaki hani müesses nizam diyebileceğimiz bazı kurumların direnişi de olabilirdi. Dahası Trump daha fazla da destek verebilirdi ama Trump'ın daha az destek vermek isteyeceği bir durum muhtemelen e, bu mali yardımlar olurdu. Muhtemelen bir noktadan sonra İsrail o zaman kendi kendisini korusun noktasına da gelebilirdi. Sadece speküle ediyoruz bunu. Evet Ama e, dolayısıyla o o hani Trump gelseydi şöyle olurdu, böyle olurdu. E, hem Trump'ın liderliğindeki öngörülemezlik. Hem de Amerika'daki kurumların bazı konular konusunda biz bunu Suriye meselesinde yaşadık mesela. Suriye'den çekilme kararı sonrası yaşananları biliyoruz Trump'ın. Suriye'den çekilemedi. Dolayısıyla hani başkan Trump olduğunda böyle kararlar verdiğinde hemen hayata geçemeyebiliyordu. Ya evet. şey söyleyeyim bununla ilgili Trump'ın siyasi motivasyonuna dikkat etmek lazım. Şimdi yani en İsrailci başkanlardan biriydi. Kolojun dediği gibi her istediğini verdi. istemediğini de verdi neredeyse. Kasım Süleymani operasyonu falan. Hatta sonra dedi ya Netanyahu yan çizdi o konuda falan diye. Ee, ama şimdi tekrar seçilirse ikinci kez başkan olacak. Yani seçildikten sonra çok kimseye e, borçlu hissetmeyecek kendini bana göre. Ve bugün bir açıklaması var zaten. İranlı la anlaşmamız lazım falan dedi. Yani Netanyahu'nun şu son 7 Ekim'i fırsata çevirip e, Amerika'nın muhtemel bir İran'la anlaşmasını tamamen imkansız hale getirmeye çalıştığını e, düşünüyorum ben. E, ama Trump hani her şeyi yapacak. İran'a her türlü baskıyı yapacak, uygulayacak ama e, amacı onun nihai amacı zaten İran'la bir anlaşma yapıp hani biliyorsun en iyi anlaşmaları ben yaparım modunda. İran'la anlaşmayı iptal etmesine rağmen Obama'nın anlaşmasını iptal etti. Niye? O Trump'ın yaptığı bir anlaşma değildi. O yüzden yani kendini böyle bir başarı kazanmış olarak sunmak istiyor. Dolayısıyla e, onun döneminde Amerika yeni bir savaşadı, savaş da çıkarmadı. O yüzden İran'la falan pek savaşmaya niyeti yok Trump'ın. Yani Trump olsaydı Netanyahu belki bu kadar rahat bile hareket edemeyebilirdi. Öyle bir şey de var. E, yani şey anlamda, kinetik anlamda böyle hani evet. Lübnan'a saldırmak, İran hedeflerini vurmak konusunda falan. E, dolayısıyla e, yani Netanyahu bence şu an seçim öncesi fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. E, bir boşluk var şu an. Biden e, onun önünü çok açtığı için şimdi hareket alanını da sınırlamaya sınırlamaya sınırlamakta zorluk çekiyor bana göre ama Trump'ın siyasi motivasyonu seçildikten sonra şey yapmak anlaşmak olacaktır sanıyorum İran'la. Anladım. Peki şu mevzuyu da soralım en gündemdeki sorulardan bir tanesi. İsrail İran'ın balistik saldırısına bir cevap verecek bu cevap ne olacak diye düşünüyor herkes. Kılıç Hocanın dediği gibi petrol tesislerine saldırı da olabilir ama İsrail'in uzun zamandır İran'ın nükleer programını Barış yoluyla, diplomasi yoluyla değil de kinetik bir saldırı yoluyla e, yok etme hedefi var. Amerika'yı da buna çekmeye çalıştığını biliyoruz. Şimdi sanki bunun meşru zeminini de kendince oluşturmuş gibi bir hava var. İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırma durumunda. Amerika, Biden ben bunu desteklemiyorum dedi. Ama e, bu durumda arkasında olur mu? Politika aynen devam mı eder yoksa bu bir kırmızı çizgi teşkil eder mi Amerika için? Hala bir kırmızı çizgi varsa İsrail'e desteği adına. Valla Amerika'nın çizdiği kırmızı çizgiden ihlal edilmesine habire sey seyirci kalıyor. Onu gördük de ee, Gazze'de olsun başka şeyde olsun Suriye'de olsun falan. Ya ben İsrail'in e, birkaç farklı hedefe e, saldırabileceğini düşünüyorum. Bunların içerisinde belki sivil nükleer tesisler de olabilir ama yer altında gömülü askeri tesisleri de olduğu biliniyor İran'ın. Bunları ortadan kaldırma kapasitesi bir tek Amerika'da var benim bildiğim kadarıyla. Tabi İsrail'in çok sürpriz bir şeyi kapasitesi varsa ve bilmiyorsak son zamanlarda onları görüyoruz istihbari anlamda özellikle ama bildiğim kadarıyla büyük bombardıman uçakları falan gerekiyor Amerika'da olan sadece o şeyi ya yani İran'ın nükleer kapasitesini tamamen ortadan kaldırma yeteneği sadece Amerika'da var benim bildiğim kadarıyla İsrail burada e, gene el yükseltmeye çalışacak Muhtemelen Amerika'yı içine çekmeye çalışıyor ama benim şöyle bir tahminim var konvansiyonel anlamda İsrail'in el yükseltmesine bir şekilde Amerika e, seyirci kalıyor stratejisini belirlemekte güçlük çekiyor ama mesele nükleer meseleye geldiği zaman oradaki kırmızı çizgi biraz daha kalın bir çizgi gibi geliyor bana. Çünkü İsrail'in İran'ı nükleer ülke haline getirmeye sebep olacak bir adım atması demek Amerika'nın Amerikan siyaseti biliyorsunuz nükleer bir İran'ı kabul etmeyeceğini söylüyor. Tabii bu retorik bunun gereğini yapar mı bilmiyoruz ama en azından retorikte savaşa girmesi gerekecek İran'la ve bunu istemiyor. Ve özellikle lame duck topal ördek bir başkan şu an İran'a savaş açmak istemez. Trump da istemiyor. O yüzden ben İran'ın ve şey İsrail'in vereceği cevabın gene de belli bir oranda ölçülü olacağını. Yani nükleer testleri belki vurabilir. Buna rağmen belli bir sınırda kalacağını düşünüyorum. Yani Amerika'yı savaşa çekmeyecek bir noktada kalacağını düşünüyorum. Evet, yani kamuya açık açık kaynaklara göre baktığımızda da 20-30 tane nükleer önemli tesisi var gibi duruyor İran'ın ve dediğiniz gibi İsrail'in Amerika'nın sadece mühimmat yardımıyla doğrudan dahil olmadığı bir şekilde bu kapasiteyi anlamlı şekilde yok etmesi pek de mümkün olmayabilir dediğiniz gibi. Bugünkü Washington gündeminin sonuna geldik. Bu mevzuları konuşmaya önümüzdeki bölümlerde de devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.